olsun ki? Anne! Bana bak, balık gibisin kızım. Fırtış fırtış böyle. Fıkırı fıkırı. Bana bak, bu Azerbaycan'da komşularımıza benzemez değil mi? Eminsin onun oğlu, onun anası, onun abinin çocuğu, onun şeyi değil mi? Bana bak, hiç gelmesin başımıza. Tamam, tamam, hadi. Anne, çok heyecanlıyım ya. Yerimde duramıyorum. Farkındayım. Yavrum. Her şey hazır. Ya kardeşim var ya, senin için o kadar heyecanlıyım ki. Böyle ne güzel evlilik, pembe panjurlar, sıcacık bir yuva, oh be huzur. Aa, sen şu doğurduğum çocuğa bak. Ay, ne güzel konuşuyorsun, ne tatlı şeyler söylüyorsun oğlum. Bana bak, ister misin bu gelen damat adayların içerisinde, o ailenin içerisinde şöyle tatlı bir gelin adayı olsa, belki seni de oraya bir güzel ittiriversen. İki tane şey yaparım ha. Yok anneciğim ya, ben evliliği düşünmüyorum. Demin ne güzel övüyordun. Ha, ben evliliğe konsept olarak sıcağım anne. Öyle mi? Aha. Ben de dayağı konsept olarak sıcağım ya. Teyze teyze konuşuyorsun. Hadi geç. Faydasız. Anne, faydasız anne, teyze. Anne, o kadar mutluyum. O ya kadar bu... mutluyum ki. Ve inanıyorum bugün mutluluğumu hiçbir şey bozamaz. Asla asla. Bozar kızım, mutluluğunu bir şey bozar. Kaç kere diyorum şu evde böyle büyük laflar etmeyin diye. Büyük laflar edince başımıza bir şey geliyor işte. Of anam of. Çok büyük girdin. Çok, çok büyük girdin. Çok büyük şeyler oldu. İbrahim, hayırdır beynim? Düzelt yavrum, ferum. Kafasına küçük gelmiş. Küçük geldi kafama ferum. Ona haber verecektim. Yok ya, başka bir şey söyleyecektim. Alıştır alıştır söylüyorum kötü haberleri. Söz merasimimize. Çok üzülerek söylüyorum ki... Hadi! Şevket amca geliyor. Gelmesin. Ya niye yapmışsınız? Bilmene alkışını otu anlatacağım. Namık dayım vefat ettikten sonra ailenin otomatikman en büyüğü olan biri. Çok büyük bir adam olduğu, büyük olduğu adet gereği de sözünü yüzünü o takacak, o kesecek. Ya taksın ne olacak? Kötü biri mi bu? Yok, çok iyi biridir. Çok cana yakındır, sıcacıktır, cömerttir. Efendime söyleyeyim, suya sabuna dokunmaz. Baba sorun ne? Suya sabuna dokunmaz. Ya böyle banyoyla falan mesafeli yani. Sıcak suya falan ne bileyim hani nasıl desem. Ya adam kokuyor kızım. Baştan aşağı koku adam. Yağım gibi bir adam. Oh. Ya kızım sen tatile gittiğinde bu bize misafirliğe geldi. Bir hafta benim odamda kaldı. O zamandan beri odayı kullanmıyorum ben. Kediler haftalarca kendine gelemedi ya. Böyle bakan kedi var odada. Nasıl? Mırmır var ya böyle bakıyor artık hayvan. Ondan ya. Mı evet. En son adam hani bir yağmur yağar da böyle şiddetli bir yağmur onun arasından geçer o sırada yıkanmış. Öyle bir adam ya. Ya bir şey söyleyeceğim ama bir dakika bir dakika. Ozan'ın ailesi gelecek. Ben rezil olmam. Ya, ya 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 söz kesmezlerse söyleyelim gelmesin bu amca. Gitsin. Aa kızım olur mu öyle ya? Sen akrabası bir insanın yüzüne karşı böyle. Ya sen kokuyorsun. Git keşke yıkansa falan. Denir mi? Yeter. Ne diyorsun kız? Denir mi? Vallahi İbrahim şöyle bir saniye düşündüm ama denmez İbrahim çok ayıp. Neticede ailenin büyüğüdür. Eğer bir ayıp edersek bütün sülaleye rezil oluruz ya. Şişt, arada ikna ederiz. Çat pat banyoya sokar. Yıkayabiliriz. İnşallah. Olmaz mı? Öyle iyi düşünelim. Öyle deneyelim. Öyle deneyelim. Evet evet. Baş, baş. Gel. Gel. Bana bakın ayıptır. Kimse tek bir kelime etmesin tamam. Ne olur. Herkes dayansın. İçinize içinize nefes alın. Tamam. Sen buraya zaten stoklarsın. Hadi aslanım. Bir şey diyeceğim. Hem bugün özel bir gün. Belki özel bir güne geliyorum diye iyice bir yıkandı, temizlendi. Aa, inşallah, inşallah. Doğru, doğru. Hoş geldin Şevket amca. Canım. Canım. Merhabalar. Nasılsınız dedim, merhabalar. Yıkanmamış. Yeter. Sen ağrıyor mu kızım? Sevinçten, sevinçten. Sizi görünce dayanamadı Şevket amcacığım. Geç kızım, geç kızım, geç, geç. Yavrum, geç şunu. Anne. Dayanamadı, çok yetiyorum. Şevket amcam benim. Hadi çekil, hadi çekil. Senin uzaktan bakayım ya. Oh be, oh be, oh be, ana. Oh. Hiç öpmeyeyim ben, gribim. Hiç gribim ben, gribim. Onu ben söyleyecektim ya, benim yalanımı söyledi. Bahadır. Şevket amca. O da arkadaşım. Öp bakayım elimi. Öpeyim Şevket amcam. Kafası var sanki. Kızım. Hoş geldiniz. Ben de
Sen öyle kuru kuruya el öpmeyle kurtulamazsın. Seni ayrıca tebrik edeceğim. Ya. Gel buraya. Gel buraya! Gel. Hanım, hanım, hanım. Sen, sen, kızım, sen. Ne ara büyüdün de böyle sen evleniyorsun. Kızım, oha! Sevgili amca, uzak yoldan gelmişsin. Bir duş al isterse kendine gelirsin. Yok yok, ben böyle gayet iyiyim. 18 saat otobüsten yol geldim ama sizi görünce değdi, vallahi değdi ya. Değdi, değdi. Ya ana! Otobüsün de klimasını bir koklediler, bir koklediler. Bir terledim, bir terledim. Yanımdaki adam bayıldı sıcaktan. Kesin sıcaktan bayılmıştır. Şevket amcacığım, madem o kadar uzun yol geldiniz, yol yakınken geri dönseniz biz kendi aramızda hallederiz. Benim dönüş yarım. Kalacak yerde hiç kafanıza takmayın. Ben geçen sefeki gibi yine Bahadır'ın odasında kalırım. Anne! Bak sen, görüyor musun şunu? Amcacığım, gözüme ilişiverdi ıslak mendil. Belki diyorum, elini kolunu yüzünü, şöyle bir gerdanını. Olmadı bir karnını, koltuk altlarını falan. Hatta göbeğinin arasını, altını bilen silersin. Yok kızım, ben istemiyorum. Onların kokusunu sevmiyorum. Onlar hep kimyasal. Siz de kullanmayın. Sen onu bırak bakayım. Sen bir yanıma gir, otur gel. Gel bir yanıma otur, sen gel. Yeter kızım, gel. Gel. Annen nasıl oldu? Annen nasıl oldu? Bacağından ameliyat olmuş. Annen nasıl oldu? Amcacığım, biliyorsunuz zor bir ameliyat tabii. Ay, içim çekiliyor, öyle üzülüyorum. Zor günler geçiriyor, acısı büyük tabii. Vah 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 vah! Vah vah vah, benim Nebahat Hanım'ı bir anneyi kardeşim gibi seviyorum. O kadar üzüldüm ki şu an, o kadar üzüldüm ki kızım. Ahşam. Bu kadar üzme kendini. Böyle vah vahlara falan hiç gerek yok. Hırpalamıyorsun kendini. Şimdi çok iyi. Turp gibi, katır gibi oldu kadın. Katır gibi. Vallahi çok sevindim kızım, çok sevindim. Ay bir tansiyon. Ay bir tansiyonu. Ay, bacaklarım tutulmuştu amcacığım. Şöyle bir alıştırayım da kendime geleyim. Kızım, ha? İçecek bir şey mi vereceksin bize? Tabii ki de anneciğim. Şevket amcacığım, siz de içersiniz acaba? Vallahi varsa bir siyah gazoz alırım. kız da gitti. Sizin evde sıcağımış ha. İbrahim, şunu aç bakayım. Asayım ben bunu. Astım. 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 Astım başlangıcı amca. Astım oldu. Oğlum, astım, astım. Dikkat edin kendinize, daha gelsiniz. Diyorum ki, kız da gitti, şu damadın bir dedikodusunu yapalım. Ya. Şu damadı bir gömelim, hı? Nasıl biri, nasıl biri? Damadın çok gömecek bir yanı yok amcacığım. Pırlanta gibi çocuk. Oh. Tertemiz çocuk, maşallah. Böyle suyla, sabunla, foşlu foşlu yıkamışsın gibi çocuk. Gerçekten. Aramızda su sızmıyor. Hı? Dünürlerinde hep suyuna gittik. İşi pakladık. Böyle işi çitledik yani. Arada böyle küçük tatlı sürtüşmeler olsa da sudan sebeplerle işi bozmayalım dedik. Köprünün altından çok sular aktı. Şırıl şırıl sular aktı. Ondan sonra damat geldi dedi, su gibi aziz ol baba dedi. Şöyle yapalım. Bunu söylerken şimdi dedikodu yapılacak ya, çok duyma diye. Duymasın içerisi diye. İbrahim'i yanına al. Çok iyi anlıyorum. İyice samimi, yakın temasta konuşun. Sen ona derdini anlat ama çok yakın olduğunuz için nefes almaman gerekiyor. Nefes almadan anlat. Nefesi daha temiz bir atmosferde al, illa alman gerekirse. Tamam. Çıktı kız. Kız da gitti, şu damadın dedikodusunu yapalım. Şu damadın! Kızım, bir gelsene! Çok da uzağa gitmedi. Gitmemiş. Olur mu lan, gittir işte dedikodusunu yapacağım. Yallah da ama. Gel buraya, gel. Yok. Gel buraya kız, bir yer gel. Ayıp olur.
Sen de gel, sen de gel. Yok ya. Yeter kızım, gel. Yok, gel, ben... aile katliamı yapacağım, gel. Gel, bir şey deneyeceğim, gel. Amcam, buradayım. Ben yok, geliyorum, geliyorum. Ben şuradayım amca. Çekil toptan, iyi kopmuyor. Nasıl bizi bu damat, anlat. Damat çok iyi bilir. Çok zor olacak. Ama bir, bir seriye bağlı. Damadı pek de gömecek bir yanı yok. Tertemiz bir çocuk. Su, pakladık çocuğu. Tertemiz su. Yok, su gibi bir çocuk. Gününden de hep suyla gittik. Su gibi aziz ol dedi bana. Sudan sebeplerle işim azmayalım dedi. Amca ne olur işim azmayalım. Çok bedelsin. Gerek yok böyle şeylere. Ne olur amcam. Anlatıyorum bak. Aa, galiba bir şey. Anlat bana, anlat. Gezecek amca. Alıştı galiba. Daha üstü yok yani. Ben de artık aynı durumdayım. Zombi gibi yani. Artık ben de bir zombiyim yani. Damat geldi dedi ki, son nefesimi veriyorum şu anda. Su gibi az sol baba dedi. Öyle. Nadir, baban iyi değil oğlum. Baban iyi değil, zor günler geçiriyor belli. Bir şey diyeceğim, sen bana bir şey mi ima ediyorsun İbrahim? Estağfurullah ablasım. Hı? Allah'a estağfurullah. Estağfurullah, öyle şey yok. Ne demek? Yok, yok. Yok, yok amca. Ben anlayacağım. Ben anladım. Yok, ben anladım. Amcacığım. Sen damadı överek Bahadır'a artık evlen mesajı veriyorsun. Aa! Aa! Bak, nasıl anladı o? Görüyor musun amcamı be? Amca, sen iyi koku alıyorsun ha. Bu ne? Bunda nerede amcam ya? Şu haytaya baksana ya. Öyle, öyle şey olur mu ya? Bahadır. Gel bakayım sen yanıma. Gel yanıma, sana tavsiye vereceğim. Gel yanıma. Şevket amcığım, ben sizi dinliyorum. Kulağım sizde. Oğlum, oradan etkisi azalır. Gel yanıma, yaklaş. Ben tavsiyeyi buradan da alırdım Şevket amcığım. Oğlum, gel şuraya lan. Tavsiye diyorum, vereceğim diyorum. Sana etkisi diyorum, azalır. Git git, alışıyorsun. Hadi, hadi. Amcam, can istiyor, can istiyor. Can istiyor. Şimdi bak oğlum. Öyle olmaz. Bu yaşlar, bu serserilik gelip geçici. Evlen, bir aile kur. Yerin yurdun belli olsun. Kafama göre birini bulurum. Nasıl evleneceğim Şevket amca? Senin kafanı kıracağım. Kafanı kıracağım. Senin artık Bahadır kafanı kıracağım. Ya Allah Allah ya. Oğlum bak. Bak. Lan titreme, evlilik olacak. Korkacak bir şey değil. Evlilik güzeldir. Evlilik huzurdur. Dur ben sana şimdi... Ben hikayemleri anlatayım da sen ders al. Sene 1972. 72 mi? 2020'ye çok var. Ben bu anıyı kaldıramayabilirim Şevket amcam. Oğlum ne sabırsızsınız ya. Gel bir dinle ya. Bak dinle bak. Şimdi o zamanlar Bahadır, ben sen yaşlardayım. Nasıl serseri yaşıyorum. Nasıl çapkınım. O muhallebici senin, bu muhallebici benim. Böyle serseri bir hayat yaşıyorum derken... Biri Nur Hayat diye bir kadınla tanıştım. Sonra... Tamam. Tamam, ikna oldum. Şevket amca, ikna oldum. Karşı vakit çıkan ilk karşı cinsle hemen evleneceğim. Basacağım nikah, beni şu an ikna ettin. İknayım ben. Vallahi nasıl çabuk ikna oldu böyle? Hadi bakalım, hayırlısı. Evet, içecekler geldi. Aa, sen, görünmez kaza. Çok özür dilerim Şevket amcım. Sen istersen çıkar kıyafetlerini, annem hemen yıkasın. Dur. Çıkarma. Kıyafetlerini birlikte yıkasın annem seni. Her yeri kol oldu çünkü. Ya. Ya yok, önemli değil. Benim gömlek kolalıydı zaten. Amcacığım, vallahi aşk olsun, alınacağım ha. Burası senin evin. Şöyle rahat rahat banyoya girersin. Güzel şöyle her yerini şöyle çıtır. Acayip güzel bir duş jeli aldık. Ay nasıl güzel tadı. Kokusu tadı değil de tabii. Yedebilirsin, sorun değil. Evet, ha, hepsini yaparsın. Yemeğin yavrum, yemeğin. Onları yemeğin. İçmeyin öyle şeyleri. Vücudunuza da kullanmayın. Onlar hep zararlı, hep kimyasal. Vücudunuza kimyasal esanslı şeyler sürmeyin diyorlar. Kim diyor Şevket amca bunu? Kim diyor Allah aşkına? Biz dikkat ediyoruz, biz araştırıp alıyoruz. Vallahi öyle bir şey yok ya. Duş şeyini nasıl? Duş başlığımız var. Aa, öyle bir duş başlığı aldım böyle. Masaj yapıyor gibi oluyor. Foşu foşu çok güzel. Hadi azıcık hadi. Şimdiki sulara ne katıyorlar belli değil. Hep kimyasal. Değil. Şevket amca.
Gel sen iki dakika duşa girelim hadi gel. Hadi gel Şevket amca hadi. Lan oğlum ben böyle iyi misafirler gelecek. Sudan sebeplerden geç kalmayalım. Bugün üstümden şaka akıyor ya. Ya şaka akıyor. Ben bir tuvalete gideyim de geleyim. Ana. Tuvalete gitmiş. Aman. Her yerim tutulmuş ana. Her yerim tutulmuş. Aman. Adil. Aslanım benim, aslanım. Bağımlılık yapmaz değil mi bu? Hadi. Çabuk camları. Kapıyı bacayı her yere atıyorsunuz. Hava aldığımız kadar alacağız. İbrahim buraya atmışsın ya, buraya kadar kokuyor. Ya burun kokuya alışır derler. Bununki her defasında farklı bir aroma saçıyor. Şaşırtmaya devam ediyor seni ama benim bak bir şey. Abi. Of yukarı koku birikmiş. Yukarı çıkmayın. Çok kötü, çok kötü. Ama alışamıyoruz da kokuya. Çok kötü. Biz ne yaşıyoruz? Aa, ozanlar yoldalarmış, geliyorlar. Baba ne yapacağız? Eyvah. B planı. B plana geçiyoruz. Operasyon zamanı. Özge kızım, çeyiz sandığına ne kadar şampuan, sabun, lif, deodorant, ne kadar hijyenik malzeme, temizlik, kişisel bakım ürünü varsa hepsini getir. Plan ne? Savaş istiyorsa istediğini alacak yeter. Onu yıkayacağım. Ay şu an adeta cesur yüreksin, deli yüreksin, Miroğlu gibisin yiğidim. Çok çekici buluyorum seni şu an İbrahim. Ya çocuklar bu lavaboya sıvı sabun koymuşsun. Kullanmayın ondan ya. Hep kimyasal onlar ya. Nerede kaldı bu misafirler? Misafirler şimdi gelirler. Şevket amca ha, şimdi gelirler. Onlar gelene kadar diyorum acaba sen şöyle üzerine rahat bir şeyler mi alsan? Şuna bir çıkarım. Hadi bakalım. Hadi. İbrahim. Hadi ama hadi. İbrahim, bornoz mu o? Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Bugün de tam şakacılığım üstümde yani. Lan avına yaklaşan sırtlan gibi ne yanaşıyorsunuz? Ne oluyor? Benim bilmediğim bir şeyler mi var? Evet, bilmediğim bir şeyler var. Su ve sabun. Yeter artık ya. Şevket amca sen kokuyorsun. Senin yüzünden damat tarafına rezil olacağız. Yok olmaz. Ben geçen sene yıkandım. O elinizdekiler hep zararlı, hep kimyasal. Ya değil amcacığım. Bak sen daha zararlısın bunlardan. Resmen doğayı tehdit ediyorsun. Anlayışlı ol biraz. Yaklaşmayın. Hadi göster. Sakın yaklaşmayın. Yıkanmıyorsan bir sebebi var. Bilim adamları hep açıkladı, okumadı kız mı? Ya hangi bilim adamları? Çok sık yıkanmak zararlıymış. Tamam da Şevket amca, hangi bilim adamları söyledi bunu Allah aşkına ya? Biz seni iyiliğin için söylüyoruz. Bak hasta olursun, mikrop kaparsın ya. Şevket amca. Asla olmam. Benim vücudumdaki mikroplar diğer gelen mikroplara engelliyor. Aşı gibi düşünün. Ya bunlar ne saçma açıklamalar Allah aşkına. Davranın. Durun. Bunu siz istediniz. Ailem. Ailemi yırttın. Ne yaptın onlara? Ne yaptın? Nasıl yıkanırmış göreceğiz şimdi. Şimdi göreceğiz. Sen göreceksin şimdi. Öyle mi? İbrahim. Öyle mi? Hadi bakalım. İbrahim! Oh, İbrahim! Böyle yıkayacağım seni. İbo! Köpürteceğim. Nasıl güzel değil mi? Hoşuna gitti değil mi köpürteceğim? Oh, işte böyle. Köpürteceğim. Oh, devam edeceğim. İbo! Oh. İbo! Al bak. İbo, hızlı gidiyor dedim oğlum. Kudret amca, açıklayabiliriz. İyi geceler diyeceğiz ama. Neyse, biz o zaman daha müsait bir zamanda gelelim. Oğlum, yürü gidelim. Yok. Bir saniye. Gitme. Hemen duruluyordum. Gitmeyin, duruluyacağım. Açıklayabilirim. Enişte, alışılıyor zaman. Yap lan, yap. Ne yapacaksın sen ya? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen desin.